Akif Peki, Karar Gazetesi. Boş lahmacun sonuçtur. Bağcılar'da 15 liraya yenilen lahmacun Sultan 40 liraymış. Nedeni tartışılıyor. Neden olacak? İki şeyin sonucu. Biri lahmacun farkı, bu un, bu et ve kıyma, bu işçilik, bu kira, bu elektrik, bu zerzevat fiyatlarıyla 15 liraya ancak yalancı lahmacun yiyebilirsiniz. Dolayısıyla ne yediğinize, nerede yediğinize, dolu mu boş mu yediğinize göre değişiyor. Bağcılarda da 40 liradan pahalı lahmacun var. Bodrum'da da her lahmacun yanında ayranla 500 liraya gelmiyor. 50 liradan ucuza çok bulursunuz. İçine konan malzeme, lezzet ustalığı, servis kalitesi, mekanın hava parası, kar hırsı vesaireden kaynaklanan bir maliyet farkı buna yol açıyor. Bir de Türk tipi ekonomi farkı koyun üstüne. Boş lahmacundaki, yalancı lahmacundaki, lüks lahmacundaki ekstra pahalılık da işte bu farkın sonucu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü konuşmasında bu farkı şöyle açıkladı. Aslında esasen dünyada her ülkeye uyacak tek tip bir ekonomi modeli yoktur. Her ülke kendi şartlarına uygun bir model geliştirir diye sürüyor açıklama. Dolayısıyla yediğiniz boş lahmacun da ödediğiniz hesaplardaki köpük de bize uygulanan Türk tipi ekonomi modelinin başarısıdır. Modelinin başarısını şuradan da ölçebilirsiniz. Moody's alışılmadık yöntemler denendiği gerekçesiyle ekonomimizin kredi notunu düşürdü. İktisatçı Mehmet Ali Verçin dün karardaki köşesinde açılımını yazdı. Bu kafayla borç alırsa kesin ödeyemez seviyesini anlatıyor. Şu da Gelecek Partisi sözcüsü Ekonomist Serkan Özcan'ın yorumu. Moody's notumuzu B2'den B3'e düşürmüş. Tarihte ilk kez oluyor bu kadarı. C notuna sadece bir adım var. 2001'de ülkede siyasi paradigma kökten değişirken bile en çok B1'e düşmüştü. Açıklamayı okudum. Kısaca siz bu cahil ordusuyla dövizi nereden bulacaksınız diye soruyorlar. Gördüğünüz üzere Moody's bile uygulanan modelin bize özgü olduğunu doğruluyor. Bilinen ekonomik modellerin hiçbirine benzemediği, ekonomide bizim bulduğumuz tipte gerçekçi çözümler olmadığı kanıtlandı. Demek ki boşu, yalancısı ve pahalısıyla yediğimiz lahmacunlar sonuçtur. Sebepse Türk tipi ekonomi modeli. Son sağanaklardan çıkarılacak ders. Ankara, İstanbul ve Bursa şiddetli yağmurla kuvvetli fırtınadan etkilendi. Fakat diğer şiddetli yağışlardaki gibi müdahale şovları yaşanmadı, dikkatinizi çekti mi bilmem. Çizmelerini giyip yağmurluğunu üstüne çeken bakanlar, muhalefetin belediye başkanlarından rol kapmaya kalkmadı. Önce hayırdır inşallah diye merak ettim, yalan yok. Ankara ve İstanbul'da sel baskınları olacak ama iktidar fırsattan yararlanmayacak. CHP'li başkanlar İmamoğlu'yla Yavaş'ı gölgede bırakmaya koşmayacak. Ne AK Parti İstanbul İl Başkanı öne atıldı ne de İçişleri Bakanı Soylu önceki gibi ataktı. Öne çıkmadı bile. Çok geçmeden sırrına erdim. AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İçişlerine bağlı Afat Merkez binası da afet arasındaymış meğer. İstanbul'da yollar göl oldu, arabalar su içinde kaldıysa Bursa'dan izlediğim görüntüde yollar çamur deryasıydı. Arabalar batağa saplanmış. Ankara'yı fırtına vurdu, sel bastıysa, afadın dayanıklı diye tanıtılan başkanlık binası da fırtınalı sağanağa dayanamadı. Dış cephe kaplamaları koptu, pulları döküldü. Afetle mücadele siyasi rakibi karalamak, kötülemek, beceriksiz gösterip zor durumda bırakmak için kullanılıyordu. Millet imdat beklerken kayıkçı kavgasının yeri mi sırası mı demeden her an dönüp kullanılanı da vuracak bir bumerang olduğu Artık anlaşılmıştır herhalde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.